Abla beni bu süreçte yatak odamda bile beni aldattığını öğrendim daha sonra. İki gün öncesinde yataktayız. Abla söylemesi ayıp. Bana diyor yani uyurken sarıldı. Yengecim, canımın içi yengem diye sarılıyor. Sana? Evet abla. Ondan sonra ben itekledim. Ne diyorsun sen dedim. Tekrar sarıldı aynı şekilde abla. Canımın içi yengecim diye. Değil. Patronun eşi abla. Çünkü kadın 53 yaşında. Eşim daha 27 yaşında. Merhaba, Instagram DM'den bana rumuzunu ve telefon numarasını gönderenleri tek tek aramaya devam ediyoruz. Ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona tıklıyoruz ve İnce ablanıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü rumuzumuzun ismi kadersiz. Tövbe estağfurullah. Her kulun kaderi vardır. Bu herhalde kaderim güzel değil anlamında söyledi ama kaderi Allah bilir. Şu an bize kötü görünen yarın öbür gün şahane olabilir. Bakalım rumuzu kadersiz olan. Alo. Alo. Rumuz kadersizle mi görüşüyorum? İnci Yeşilyurt arıyor. Aa, evet abla. Görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak. Kabul ediyor musunuz? Evet abla, ediyorum. Ay çok sevindin. Bayıldım senin sesine ben. Hiç atmasın, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, paylaşıyoruz. Ben rumuzunu sevmedim biliyor musun? Ne demek öyle kadersiz filan? Abla çok, yani son zamanlarda yaşadıklarım çok ağırdı. O yüzden öyle bir rumuz tercih ettim. Nasıl ağırdı? Evli misin? Evet abla, evliyim. Ne kadarlık? 6 yıldır evliyim. 6 yıldır evlisin, çocuğun var mı? İki tane çocuğum var. Allah bağışlasın yavrum. Allah bağışlasın. Ne yaşıyorsun ağır olarak dediğin? Biraz anlat, ben bir dinleyeyim bakayım. Abla nereden başlayacağımı bilmiyorum da. Yani ağır dediğim, bir tane evladımı kaybettim. Toprağa verdim. Başın yani sağ olsun. Yani 4 ay öncesi. Başın sağ olsun. Çok zor. Çok zor. Allah bütün evladını kaybedenlere sabır versin. Dünyanın en zor duygusu. Evet. Amin. Allah razı olsun abla. Ben en baştan başlayayım. Tamam yavrum. Tamam yavrum. Tamam. Abla ben severek evlendim. Yani hiç tanımamışım. Yani hiç tanımamışım. Çünkü şehrimiz çok farklıydı. Ben Kastamonu'luydum. Evet. Eşim Kayseri'li. Evet. Yani kayınvalidem başlarda dedi ki siz anlaşamazsınız, kültür farkımız çok fazla var diye. Evet. Ben kayınvalidemi aldırış etmeden her şeyi göze aldım abla. Nişanlıyken beni aldattı. Anneme dedim, anne ben yapamayacağım. Evet. Benden bu kadar dedim. Evet. Hani daha beni oraya gitmeden, benim kimsem yokken böyle yapıyorsa ben yapamam dedim. Doğru düşünmüşsün. Biz 6 yılda konuştuk abla daha önceden. Evet. Ondan sonra annem dedi ki kızım o yapmamıştır. Yapmak zorundasın. El alem ne der? Şu el alem ne der değil mi? El alem ne der yüzünden hayatlarımızı yakıyoruz. Evet abla. İşte ben eşim aldım karşıma. Böyle olursa ben bir daha seninle asla yapamam dedim. Evet. Ondan sonra o yeminler etti abla. Yani evlenene kadar bir 2 sene geçti aramızda. 2 sene nişanlılık dönemimiz oldu. Evet. Evlenene kadar bir yanlışını görmedim abla sonra. Evet. Ben evlendim. Daha 20 günlüktü. Hani balayı falan hiç olmadı abla. Çünkü eşim gelin durumu çok kötüydü. Olabilir, olmayabilir. Önemli olan huzurunuz olsun, mutluluğunuz olsun yavrum. İşte bana üst kata kat çıkarttılar abla. Hani bina anladım. Yaptılar. Anladım. Kayınvalidem dedi ki burada benim emeğim çok, sen alt kata göç dedi. Tamam. Ben taşındım. 20 günlüktüm abla, tekrar aşağı kata taşındım. Ve kayınvalidem eşimi doldurarak çok hani bayaklar attı sürekli. Yani bütün her şeyimize
baştan beri hala karışıyor. Aha. Ama anladığım kadarıyla kayınvalidenden çok senin canını başka bir şey acıtıyor. Yani evet. Evet, çünkü abla. ben bu sesten her türlü zorluğa dayanabilecek, sevgisi için her şeyi yapacak bir kadın sesini alıyorum ama esas canını acıtan ne oldu? Abla, beni bu süreçte yatak odamda bile beni aldattığını öğrendim daha sonradan. Nasıl yatak odanda bile? Yani ben ailemin yanına gitmiştim abla. Altlı üstlü olmamıza rağmen eşim eve başka bir kadın getirdi. Yani üst katta annesi oturuyor, alt katta evet. kendi aile evi var. Cesarete bak sen, başka nasıl bir gözü dönmüşlük başka bir kadın getiriyor. Bunu kendin yakaladın mı? Nasıl öğrendin? İç çamaşırı vardı abla. Nerede buldun onu? Yatak odamın çekmecesinde. Bir tane iç çamaşırı vardı abla. Ben dedim ki yok, hayır sen yanılıyorsun, senin iç çamaşırların dendi bana abla. Benim oğlum yapmaz, ben üst kattayken cesaret edemez. Yani babaannesi de yan tarafta, böyle aile apartmanı gibi abla. Acaba yanılmış olabilir misin? Senin iç çamaşırın olmasın, unuttuğun, aldığın filan. Yok, bana hiçbir şey almadı abla 6 yıldır. Hiçbir şey almadı, yani hiçbir şekilde hiçbir şey almadı bana. İç çamaşırı bile almadı mı sana? Yok. Hiç, yani bir tane mendili beğendiğim da takdirde onu bile sen atmadım. İhtiyaçlarını nasıl karşılıyorsun, çamaşır filan? Yani 6 yıl öncesi neler alındıysa onlar var abla. Anladım yavrum. Anladım yavrum. Peki. Yani kendi ihtiyaçlarını bile karşılamakta güçleniyoruz. Çünkü abla o sürekli kredi çekiyor. Bir yerler dükkan açıyor, batırıyor. Yani benim 8 tane bileziğim vardı. Bunları harcadı. Dükkanları açıyoruz. Hı hı. İflas ediyor abla. Ondan sonra tekrar bir tane daha dükkan açmaya çalışıyor. Ondan sonra bir tane daha. Yani 6 yıldır sürekli arkasını toplamaya çalışıyorum abla ben. Yani anladığım kadarıyla dükkanı açıyor, batırıyor. Onun borcu ödeniyor. Tekrar kredi, tekrar dükkan. Abla ödenme yok. Yani hiç ödenme yok. Yarıya indi mi borçlarımız, tekrar bir tane daha açıyor abla. Ha, yani borçlar sürekli var. Sürekli var. Yani bizi sürekli başka şehirlere taşıdı da zaten abla. Hani biz Kayseri'de oturuyorduk. Yozgat'a gittik. Çorum'a gittik. Ankara'ya gittik. Böyle böyle bu farklı yerlerde dükkanları açtı. Baktı burada kimse vermiyor. Kimse şey etmiyor abla. Yani sürekli... Ama taşındık abla. Evin ihtiyaçlarını, karısının bir çamaşır ihtiyacını dahi karşılamıyor. Karşılayamıyor. Yok abla. Ama hani gidip elin kadınını eve getiriyor. Bana geldi mi? Yok abla. Yani para yok, bana geldi mi? Mesela büyük oğlum daha 3,5 yaşında, ayakkabısını komşu vermişti. Ayağına dar geliyor. Geçenlerde dedim ki hani bir tane ayakkabı ihtiyacımız var. Dışarı çıkamıyoruz, bahçemize çıkamıyoruz. Kirada oturuyoruz. Ben dedi kirayı karşılayamıyorum dedi. Ben dedi bir tane pantolonla yılları geçiriyorum. O da geçirsin dedi. Bir şey olmaz dedi. Bu kadar sorumsuz. Evet abla. Hani annem gönderiyor 500-600 ne gönderiyorsa aylık. Onu kiramıza veriyoruz. Annem diyor ki yetti mi kızım? Hı-hı. Var mı? Yeter anne, yeter diyorum. Gönderme, tamam diyorum. Bu kadar diyorum. Ya da o aylık ev masrafı, yani sonuçta hocam iki tane çocuğum var. Hani onların ihtiyaçlarını almayı istiyorum, yok diyor. Karşı komşum Allah razı olsun kendine pişirirse getiriyor. Ya da bu hafta kendini alıyor, bir dahaki hafta bana alıyor. Anladım, anladım. Hala devam ediyor mu bu size yaşattığı darlığın yanında? Hala seni aldatmaya devam ediyor mu? Yani son olarak işte abla 4-5 ay öncesi ben evladımı kaybettim. Doğum esnasında dayaklar yedim. Hani her şeyi yaptı. Mesajlarını yakaladım. Evet. WhatsApp'tan. Yani eşim atıyor abla. Evet. Kızlar diyor ki sen bize göre değilsin, tipin değilsin. Ama yani kız oluyor abla, bu 16, 17, 18 oluyordu. Evet. İki gün öncesine kadar. İki gün öncesi de yataktayız. Abla söylemesi ayıp. Evet. Bana diyor, yani uyurken sarıldı.
yengecim, canımın içi yengem diye sarılıyor. Sana? Evet abla. Ondan sonra ben itekledim. Ne diyorsun sen dedim. Tekrar sarıldı aynı şekilde abla. Canımın içi yengecim diye. E sonra? Ondan sonra ben de yani uyandırmaya çalıştım. Uyanmadı. Ben de sabah bekledim. Dedim ki ne demek istiyorsun dedim. Yok ya bir şey dedi. Sen de öyle görüyorsun. Rüya görüyorsundur dedi. Öyle bir durum yok dedi. Ben yani bunu sadece yenge dediği abla patronun eşi. Sürekli zaten hani benim doğumumdan sonra 5 aydır doğum yapan bir kadın nasıl olur abla? İki tabii, çocukla anca tabii, bu kadar tabii, olur yani. Ben tabii. 54 kiloyum. Evet. Yani boyum 1.46. Evet. Yani evet boyuma göre biraz kilo oluyum. Hani şuran şöyle şişti, böyle şişti. Ellerin artık lezzetli değil. Yengem olsa şu kadar lezzetli yapıyor. Bu yaşında bu yenge dediği kim? Yenge dediği? Patronun eşi abla. Patronunun karısıyla mı yani senin eşin? Yani bilmiyorum abla. Günahını almak istemiyorum. Çünkü kadın 53 yaşında. Eşim daha 27 yaşında. Anladım. Annesi yaşında bir yerde. Evet annesiyle aynı. Evet abla. Tabii annesi yaşında. Peki sen bunu bana işte gece uykunda yengecim diye bana sarılıyorsun, bana yakınlaşıyorsun dediğinde inkar ediyor ama sen o yenge dediğin kişiyle arasındaki yakınlık nasıl, hiç gözlemliyor musun? Ama beni zaten evden çıkartmaz. Ama bana çok över onu. Hani eşine şöyle güzel davranıyor, böyle güzel davranıyor, çok güzel lezzetli yemekler yapıyor. Hani sen bana bakmıyorsun. Eşim zayıf. Yani boyuna göre çok zayıf. 1.90'la 55. Peki sen demiyor musun onun yaptığı yemekleri bu kadar nasıl iyi biliyorsun? Yanlarında çalışıyor abla eşim. Ha yani karı koca birlikte bir iş yerindeler. Evet evet abla. Ha, anladım. Yani bütün gün beraberler. Beraberler evet. Sabah 8'den akşam 8'e kadar abla. Anladım. Sen hiç yani onları böyle aynı ortamda görmedin değil mi? Yani bizi bir düğüne davet etmişlerdi. Oğlunun düğününe o ortamda bir gördüm abla. Aha. Ama öyle bir şey hissetmemiştim ben. Hı hı. Yani kadından o, yana da öyle bir şey yok. Yani kadından var evet abla. Hani kadın böyle yanaşmaya çalışıyor, sıcak olmaya çalışıyordu bana. Hı. Ve eşime o ortamda ama eşim yani... Yaklaşmıyordu, uzak duruyordu. Anladım, anladım. Senin canını çok acıtan bu galiba değil mi? Yani hepsi üstüne mi geldi bu mu bilmiyorum abla. Ben artık düşünemiyorum sağlıklı. Anladım. Çünkü senin bu yenge yenge diye sarılmasından daha büyük bir problemin var. Size bakmadığı gibi anladığım kadarıyla dövüyor, eziyet ediyor çocuğuna karşı duyarsız. Daha büyük problemlerin var senin. Evet, evet abla. Peki sen bunu yani eşinle şehir şehirde dolaşıyorsun tamam ama yani bu işin sonu yok. Ama şimdi anladığım kadarıyla maaşlı bir işe girdi değil mi? Maaşlı değil abla. Günlük alıyor yani ayda sadece 15 gün gidiyor. Günlük 75 liraya alıyor. Anladım. O parayı ne yapıyor? Kredi kartı var abla. Kredileri var. Yani hep yani kendi borcuna. Yani zaten yaza plan yapıyor abla. Mayıs'a, Nisan'a tekrar dükkan açayım diyor. O yüzden diyor bir tane kredimi bitireyim bir tane daha çekebileyim diyor. Şu an 3 tane kredisi var abla. Yani sayısız kredi kartı var. Anladım, anladım. Peki sen bu telefonu kapattığında önerilerimi sunacağım ama şunu bil. Bu böyle galiba ömür boyu gidecek bu kredi kartı, bu bilmem ne, bu bilmem ne vesaire. Bu arada bir çocuk daha yapma olur mu? Önerim o. Abla yapamam zaten. Önerim o. Ben artık yani rahimim alındı. Anladım. Çok ağır bir operasyon geçirdim. 9 saat operasyon geçirdim. 8 gün yoğun bakımda kaldım. Allah şifanı versin inşallah. Allah dayanma gücü versin. Allah sabır versin sana. Bunu yaşayan bilir. Ama kalben seni ve ablan olarak çok iyi anlıyorum. Elimden gelen öneriyi sana sunacağım ama bir de daha sonra ben seni özel olarak da arayacağım zaten. Tamam mı yavrum? Çok sağ ol abla. Allah öpüyorum razı seni olsun. Yanaklarından. Öpüyorum. Evet, kadersizi dinlediniz. Kadersiz
ciddi anlamda maddi olarak da sıkışmış durumda. Eğer kader size ulaşıp özellikle oğlu için kıyafet, ayakkabı, 3,5 yaşında evladı var, ihtiyaçları var ve eşi hiçbir ihtiyaçlarını karşılamıyor. Gerekçe olarak da dükkan açıp batırdığı hep borçlarını, kredi kartlarını vesaire gösteriyor. Ve konu komşudan anladığım kadarıyla yemek geliyor. Kaderin ihtiyaçları var. Ben arayacağım kendisini. Ama eğer kendisine yardımcı olmak isteyen varsa, özellikle çocuğu konusunda, bana lütfen Instagram DM'den yazın. Ben kader sizin telefon numarasını kendi de isterse size vereyim. Buna bir el atalım hep birlikte. Özellikle bebeğine, diğer evladını da kaybetmiş. Allah bütün evladını kaybeden ailelere, annelere, babalara sabır versin. Ve ne yapacağını bilmiyor. Bir insanı seviyoruz. Arkasından ömrümüzü ve geri kalan hayatımızı nişanlıyken fark etse de bu adamın yanlış olduğunu, annesinin el alem ne der baskısıyla o yanlışa devam etmek mecburiyetinde kalıyor. Kurtulalım şu el alem ne derden. El alem önce dönsün kendine baksın. El alem ne derse desin zaten. Siz mutsuz olacaksanız el alem ne derse desin. Siz yeter ki mutlu olun derim ben hep. Ve ben kadersiz için en büyük çözümün, eğer kendisi de kabul ederse, biraz ona hepimiz el birliğiyle bir el atalım. Onu biraz kalkındıralım. Ondan sonrasında kadersiz birazcık şöyle dinildiğinde, zaten o çizmek istediği yolu biliyor, anlattığı kelime aralarında o yola girecek zaten. Ve onun şu anki en büyük sıkıntısı, evet, eşinin çalıştığı iş yerindeki patronunun karısına bile art niyetle baktığını, uykusunun arasında kendi karısına bile yengecim diyerek o kadının hayaliyle sarıldığı öyle içini acıtmış ki artık onu içinden pek kolay atamayacak. Atamayacağı için de kadersiz anladığım kadarıyla bu problemleri, maddi koşulları birazcık düzeldiğinde kader yolunun kendisine güzel geleceğini bilerek biraz emek verecek, biraz iş hayatına girecek, çocuğu da biraz büyümüş olacak ve ondan sonra da gerekeni yapacak. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Aman kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.